merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda Türev 2 konusunun ÖSYM tadında 6 testini çözeceğiz. İlk sorumuzda gerçel sayılar kümesinin tanımlı ve türevlenebilir f fonksiyonunda her x gerçel sayısı için bizden sıralanış istemiş. Şimdi x kare değerimiz sonuçta bir ifadenin karesi olduğuna göre pozitif bir değerden bahsediyoruz. Yani buradaki f türev değerimiz, f türev x değerimiz, x kare f türevinden küçük dediğine göre demek ki f türev x değerimiz sıfırdan büyük. Yani artan bir fonksiyondan bahsediyoruz. Ya da tabii eşit olma durumu da var. X değerimiz sıfır olmuş olsaydı f türev x değerimiz sıfıra eşit olurdu ve sabit bir fonksiyon olurdu. Şimdi bizden eşitlik vermemiş ama yani f1, f2, f3 şeklinde burada eşitlikler yok. F1 değeri eğer bu şekilde olsaydı f1, f2, f3 değerleri eşit olurdu. Dolayısıyla eşitlikten bahsetmiyoruz. O zaman fonksiyonumuz artan olacak. Artansa 1 küçüktür, 2 küçüktür, 3 normaldi değil mi sıralama? O zaman f1 değerimiz f2 değerinden küçük, f2 değerimiz de f3 değerinden küçük olacak. Artan fonksiyon olduğu için sıralama aynı oranda devam ediyor, doğru orantılı. Eğer azalan demiş olsaydı bu sefer ters orantı yapacaktık. Buna göre şıklara bakalım. F1, F2, F3 şeklindeki sıralamayı C şıkkında vermiş. İkinci sorumuzda Rolle teoremini bize açıklamış. Burada AB aralığında sürekli ve türevlenebilir fonksiyon olsun. Eğer FA ve FB değerleri eşit ise bu aralıkta türevi sıfıra eşit olacak şekilde en az bir tane C değeri vardır demiş. Şimdi FA, FB değerinin eşit olduğu ekstrem noktalarından birinin apsisi aşağıdaki aralıkların hangisindedir demiş. Şimdi bunu bu teoreme göre yapacak olursak şöyle yapmamız lazım. Mesela şıklardan sonuçta eşit olduğu değeri bulmam gerekiyor. 0 ile 1 mesela A ve B F0 değeri ile F1 değerleri birbirine eşit mi ona bakıyorum. Eşitse eğer bu aralıkta bir türevini 0 yapan bir C noktası vardır. Dolayısıyla da ekstrem noktalarında noktası vardır diyeceğiz. X yerine 0 yazdığımız zaman -1. X yerine 1 yazdığımız zaman şöyle gelecek. 1-19-1. Dolayısıyla birbirlerinden farklı olduğu için burada bir C değeri yoktur. B şıkkına bakalım. X yerine 1 yazdığımız zaman şöyle yazmıştık burada. Ki buradan -19 geldi. X yerine 2 yazdığımız zaman 8-38-1. Buradaki değerler yine birbirlerinden farklı olduğu için bu aralıkta da bir C yani ekstrem noktası yoktur. 2 ile 3 aralığına bakalım. 2 yazdığımız zaman 8, eksi buradan 38, eksi 1. Ki buradan eksi 30 yani eksi 31 geldi. X yerine 3 yazdığımız zaman 27, eksi 57, eksi 1. Buradan da eksi 31 geliyor. Dolayısıyla bu değerler birbirlerine eşit. Eşitlerse demek ki bu aralıkta türevini 0 yapan bir C noktası vardır diyoruz. Ve ekstrem noktası olmuş olacak sonuçta o C noktası. O yüzden de apsisi bu aralıklardan biridir. Şimdi bu teoreme göre böyle, bu teoreme göre uygulamayacak olsak nasıl yapardık? Fonksiyonun türevini alırdık. F türev x'i sıfıra eşitleyeceğim. Buradan 3x kare eksi 19 eşittir 0 geldi. X kare değerimiz 19 bölü 3. X değerimiz de artı eksi kök 19 bölü 3 olacak. Şimdi kökleri bulduk. Bunu sonra tabloda yerleştiriyorum. Buradan eksi kök 19 bölü 3 artı kök 19 bölü 3. X karenin katsayısı artı olduğu için artı ile başladım. Eksi artı. Burada artan azalan, burada artan olacak. Dolayısıyla bu noktalardan bir tanesi ekstrem noktalarından biri. Biri eksi kök 19 bölü 3, diğeri de artılı hali. Şimdi bu ekstrem noktalarından birisi hangisi aralıktadır demiş. Şimdi zaten aralıklarda negatif vermediği için hiç buna bakmıyorum. Direkt buna bakacağım. Bu hangi aralıkta? Kök 19 bölü 3 dediğimiz sayı, kök içinde aslında 6 virgül bir sayıdan bahsediyoruz. Yaklaşık olarak onu biz kök 6 olarak alabiliriz. Kök 6 hangi aralıkta peki? 2 ile 3 aralığında değil mi? Bunu nasıl kontrol ediyorduk? Hepsini mesela burada karesini alıp kontrol edebilirsiniz. 2'nin karesi 4, kök 6'nın karesi 6, 3'ün karesi 9. Bu aralığı sağladığı için demek ki kök 6 değerimiz 2 ile 3 aralığında. Dolayısıyla bunun apsisi yani kök 6 değeri bu aralıkta olduğunu söyleyebiliriz. İki farklı şekilde çözebilirdik. Üçüncü soruda gerçel sayılar kümesine tanımlı ve türevlenebilir f fonksiyonu verilmiş. Buna göre gx fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde veriliyor. G3 değeri 0 olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Birinci öncüle bakalım. Gx fonksiyonu x eşittir 2 noktasında süreklidir demiş. Sürekli olabilmesi için 2 noktasında sağdan soldan limitlerinin ve o noktasındaki limit değerinin o noktasındaki değerinin birbirlerine eşit olması lazım. Sağdan soldan limitler için 2'den farklı olduğu yeri ifade eden fonksiyonumuzu alacağız. Bu fonksiyonun limitini alacağım. Limit x2'ye sağdan ve soldan değerleri için aynı fonksiyon olduğu için ayrı ayrı yazmama gerek yok. 2 noktasındaki limit değerini bulalım.
fx eksi f2 değeri bölü x eksi 2 fonksiyon o noktadaki değerine, yani iki noktasında da f türev 2'yi vermiş, buna eşit olmalı. Eşit ise sürekli olacak. Ki buradaki ifade zaten türevin limit tanımı değil mi? İki noktasındaki limit dediğine göre burası aslında aynı zamanda f türev 2 demektir. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşit olduğu için gx fonksiyonu iki noktasında sürekli. F2 F3'e eşit mi? Şimdi şöyle yapalım. Buradaki ifadeyi kullanalım bu sefer de. G3'ün 0 olduğunu söylüyor. 3'ün olduğu yer 2'den farklı olduğu bu fonksiyonu kullanacağım. X gördüğüm yere 3 yazıp G3 değerini 0'a eşitleyeceğim. Buna göre G3 eşittir. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. F3 eksi F2 bölü 3 eksi 2 değeri 0'a eşitmiş. Dolayısıyla zaten pay 0'a eşit. Yani F3 eksi F2 değeri 0'a eşit. Yani F3 eşittir F2 geldi. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru. 3 noktasındaki türev demiş. Yine aynı şekilde 3'ün olduğu nokta sonuçta buradaki fonksiyonu veriyor. Bu fonksiyonun türevini alacağım. G türev 3. Bölük türevi uygulayalım burada. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi 1 yazmama gerek yok. Çarpı pay, yani fx eksi f2 bölü, burada da yine aynı şekilde paydanın karesi, x eksi 2'nin karesi. 3 noktasındaki dediği için x gördüğüm yere 3 yazıyorum. F türev 3, 3 eksi 2'den 1 geldi, yazmama gerek yok. Eksi, burası f3, eksi eksinin çarpımından artı f2 geldi. 3 eksi 2 karesi zaten burada 1 geldi, payda yazmama gerek yok. Bu ifade g türev 3'e eşit. Şimdi zaten biz, şimdi şöyle söyleyelim, eksi f3 artı f2, yani f3 değeri zaten f2'ye eşit değil mi? Ben buradaki f2 yerine f3 yazarsam f3 ile eksi f3 birbirlerini götürmüş olacaklar. Geriye f türev 3 kaldı, o da g türev 3'e eşitmiş. Yani 3. öncülümüz de doğru. Cevabımız da buradan E şıkkı geliyor. 4. soruda aşağıdaki birim kareli zeminde demiş. F türev x eksi g türev x, bir de g türev x fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Eksi 1 ile 1 aralığında hem fx hem de gx'in bize azalan olduğunu vermiş. Şimdi bakalım burada eksi 1 ile 1 aralığı, sonuçta eksi 1 burada, 1 burada. Eksi 1 ile 1 aralığında gx fonksiyonu burada eksi. F türev x eksi gx fonksiyonu yine x eksenin altında kaldığı için yine eksi. Şimdi şöyle yazalım. F türev x eksi g türev x değerinin sonucunun eksi olduğunu biliyoruz. Şimdi hem fx'in hem de gx'in azalan olduğunu söylemiş. Evet, zaten gx fonksiyonu x eksenin altında olduğu için gx fonksiyonu azalan. Yani burası doğru. Fx de azalan mı bakalım. Şimdi burası azalan olduğu için, yani eksi olduğu için, eksi ile eksinin çarpımından burası artı geldi. Şimdi sonucun eksi olabilmesi için evet f türev x de eksi olmalı ki eksi ile artının toplamından. Mesela burası eksi 5 artı 3 gibi düşünelim. Sonuç eksi 2 olsun. O yüzden f türev x de azalan olmalı. Hem fx hem de gx fonksiyonu azalan. Birinci öncülümüz doğru. Eksi 3 noktasında demiş. Yani şuradaki noktada fx'in yerel ekstrem noktasının absistir demiş. Şimdi eksi 3 noktası iki fonksiyonun da burada 0 olduğu nokta. Yani f türev 3 eksi g türev 3 değeri de 0'a eşit. G türev 3 değeri de 0'a eşit. Dolayısıyla burası 0 ise o zaman f türev 3 değeri de ne olacak? Yine aynı şekilde 0'a eşit. Yani ekstrem noktası olacak. 3 noktası. Burada eksi 3 noktası ekstrem noktası olacak. O yüzden ikinci öncül de doğru. 7 ile 9 aralığında demiş. Şimdi 7 ile 9 aralığı şuradaki fonksiyonlar. Burası f türev x eksi g türev x fonksiyonu. Ve burada 7 ile 9 aralığına karşılık geldiğinde pozitif. Gx fonksiyona baktığımız zaman böyle devam ediyor. Dolayısıyla 7 ile 9'un olduğu yerde fonksiyon burada x eksenin altında olduğu için eksi. Şimdi burası eksi ile eksinin çarpımından artı geldi. Sonuçta artı olabilmesi için o zaman ne olması lazım? Fx fonksiyonunun da burada artı olması gerekiyor olabilir. Artı da olabilir aslında, eksi de olabilir. Niye? Mesela buradaki değerimiz 3 olsun. Tamam, burası artı 2 ise evet sonuç artı 5 olur. Ama şöyle de olabilir. Burası artı 3 iken burası eksi 1 olsa sonuç yine ne olur? Yine artı 2 olur. Yani yine pozitif olabilir. Bunun için fx, f türev x fonksiyonu illa artı olmak zorunda değil. Eksi de olduğunda yine sonucu artı yapabilir. O yüzden kesinlikle artı, yani artandır diyemeyiz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 geliyor. 5. soruda anlık değişim hızı tanımlanmış ve fx fonksiyonun x bağımsız değişken, fx bağımlı değişken olmak üzere birim zamanda bağımlı iki değişken arasındaki değişim hızı f türev x şeklinde eşittir demiş. Buna göre bize koninin hacmini vermiş. Ve yukarıda taban yarıçapı 4 metre, yüksekliği 10 metre olan dik koni biçimli depoya boşken su akıtılarak depo doldurulmaya başlanıyor.
Suyun üst yüzeyindeki daire kestiğinin yarı çapı 2 metre olduğu anda daire kestiğindeki yarı çapın anlık değişim hızı. Yarı çapındaki değişim hızı, yani yarı çapın zamana bağlı değerinden bahsediyor. 0,2 olduğunu söylemiş. Yani burada R'nin yarı çapının T'ye bağlı olduğu değer değişim hızı 0,2 olarak veriliyor. Bu anda dolan suyun hacmindeki anlık değişim hızı, yani bizden de ne istemiş? Zamana bağlı hacmini burada istiyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada biz hacmini yazacak olursak V eşittir 1/3 çarpı pi çarpı R kare çarpı H. Buradaki H değerini R'ye bağlı yazmaya çalışalım. Şimdi R değeri 2 olduğu andakini vermiş ama biz bunu R olarak alalım. Yani şöyle diyeceğim. Burada bu tarafını kullanalım hatta. Şöyle yüksekliğimiz 10. Buradaki değerimiz aynı şekilde 4. Burada R değerimiz herhangi bir yerde yarı çapını R olarak alalım. R olduğundaki yüksekliğini de H alalım. Tamamında 10 olduğunu biliyoruz. O zaman burası 10-H. Şimdi ben burada benzerlik yaparak H'ın R'ye bağlı değerini bulacağım. Benzerlikten R'nin 4'ü oranı, H'ın tamamına oranı, yani 10'a oranı. Ki H değerimiz burada 10/4, yani 5/2 R geliyor. Bunu yerine yazalım. 1/3 çarpı pi çarpı R kare çarpı H yerine de 5/2 R yazdık. Yani buradan 5/6 pi R küp şeklinde geldi. Şimdi tabii bu V değerimiz. Biz bunu zamana bağlı olarak yazacağımız için VT diyelim. 5 pi/6. Burası da RT'nin küpü. Daha sonra burada değişim hızının buradaki yine aynı şekilde türevini alacağımız için VT'nin türevini almam gerekecek. Şöyle diyelim, 5 pi/6'yı aynı şekilde yazdım. RT'nin burada R'ye bağlı türev alıyorum aslında. 3 çarpı RT'nin burada karesi gelecek. Çarpı yine aynı şekilde yarı çapın türevini alacağım. Yani R türev T değeri geldi. Buna göre değerlerimizi yerleştirelim. Şuradaki hatta sadeleştirmemizi yapalım. 5 pi/2. RT değerimiz, yani burada bu zamandaki yarı çapından bahsediyor ki yarı çapın 2 olduğu anda demiş. O yüzden R'sini burasını 2 aldım. 2'nin karesinden 4 geldi. R türev T, yani yarı çapın zamana bağlı değişim hızından bahsediyor. Onun da 0,2 olduğunu söylemişti. Burada sadeleştirmelerimizi yine yapalım. Buradaki değerimiz 10 pi çarpı 2/10. Sadeleştirdiğimiz zaman da bu değişim hızını, anlık değişim hızını 2 pi olarak elde etmiş oluyoruz. 6. sorumuz 2018 AYT'de çıkmış bir ÖSYM sorusu. Gerçel senar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. F0, F1, F2 değerlerinin sıralanışını istiyor. Şimdi f türev fonksiyonuna baktığımız zaman türevi şu an grafiği x eksenin üstünde, değil mi? Dolayısıyla bu aralıkta, yani 0-2 aralığın her yerinde türevi x eksenin üstünde olduğu için bu aralıkta her yerde f türev fonksiyonumuz 0'dan büyük. Yani bu ne demek? Artan. Dolayısıyla ben 0, 1 ve 2'yi şöyle sıraladığım zaman 0 değeri 1'den küçük, 1 de 2'den küçük. Artansa doğru orantılı. Yani F0 değeri de F1'den küçük, F1 değeri de F2'den küçük olacak. Buna göre bu sıralamayı hangi şıkta bize verdiyse cevabımız o. F0, F1, F2 A şıkkında verilmiş. Evet arkadaşlar, böylece ÖSYM tadında 6 testini de bitirdik. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.